Arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler yerindedir değil mi? Başkalarının da yerindeymiş gördüğünüz üzere. <laughs> evet arkadaşlar. Gündem videosuna hoş geldiniz. Ama gündem videosundan önce Enzo Paski kanalında bugün Jacob Fatu'nun güreş hikayesi var ya da olacak. Haberiniz olsun. Akşam saatı akşam 6 gibi falan yayınlarım aynen. 18 gibi haberiniz olsun gündem videolarına geçelim. Yani bir şey yok sonuçta. Yani Ali Cappar'a falan bağladığımız yok. Ne bileyim. <laughs> Aldatıldıktan önce ve sonra haberse bağlamamız gerekiyor. Kendileri mutluluklar dileyelim. Rhea ile Buddy Matthews evlenmişler. Zaten ee, daha öncesinden hani işte evlilik teklifi falan bilmem ne edilmişti. Yok işte nişanlılarda odur budur derken. Sonunda evlenmişler çok şükür. Muhtemelen şey işte sakatlık sürecinde bir de bunu da aradan çıkaralım demişler. Genelde güreşçiler öyle yapar. Bunu çok görmüşsünüzdür. Sakatlık sürecinde işte aradan çıkarırlar. Evliliği falan. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kimse inanmadı değil mi? Bu kadar mutlu oldu. Yok ya ne olacak? Sıkıntı yok yani. Ria Ripley hoş bir hanımefendiydi kendisi. Buddy Matthews da umarım ee, iyi bir evlilik geçirirler. Bu da till death diyor mesela ölene kadar falan hayırlısı diyelim. Belli olmaz. Evlenmişler. Öyle yani. Kendilerine mutluluklar dileyelim. Bence. Başka yorum yapmayalım yani. Vadimetus. Ama böyle saçma salak videolar yayınlıyorlar. Bak onları geçin. Zaten birileriyle böyle Riyerip'lerin ta Avustralya'dan kankitolarıyla beraber fan takılıyorlar sürekli. Her videoda böyle o tarz şeyler. Ama Riyerip'li böyle tam güzeldir, hoştur. Kadın gibi kadındır da. Algınıza göre değişir. Şimdi size yemek falan yapmaz. <laughs> Neyse tamam hadi bokunu çıkarmadan geçelim buradan devam edelim. Şimdi önemli bir e, mevzumuz var. Bu zaten başlı başına bir video konusudur aslında ama birazcık kısa kesip özetle geçeceğim. Şimdi olayı zaten biliyorsunuz benim gerçekten arkadaşlar bakın WWE böyle hayatımda WWE izlediğim süreçte maç olmadan ilerleyen bu kadar aylarca ilerleyen en iyi feud olabilir diyeceğim ama eskilerden bir şeyler haksızlık yapmak istemiyorum şu an hatırlamıyorum çünkü çok keyif alıyorum maç yapmadan. Bunda tabii en büyük payı Sian Punk'ın sakatlığı. Sian Punk'ın iyileşme süreci SummerSlam'e doğru. Yani ya SummerSlam ya da artık SummerSlam'in civarında falan olacak artık. Tam iyileşecek yani. Öyle bir süre zaten söylenmişti. Ben de bunun haberini yapmıştım daha öncesinde. Şimdi bu olay e, bayağıdır başladı. Clash at the Castle'da görmüş olduğunuz üzere hakem kılığına girip Sian Punk gerçekten screw Yani İskoçya'da Drew'un içinden geçildi. Hemen ardından Chicago'daki şovda Drew McIntyre geldi bastı. Ben quitliyorum ben gidiyorum dedikten sonra Raw'da SmackDown'da geldi. E, ee, CM Punk'ı adeta şu bu, bu, muazzam bir andı. Bence o SmackDown'ın ikonik anıydı. Bu yılın en ikonik anlarından biridir bu arada. WrestleMania süreci ve WrestleMania'daki olaylar dışında tabii o bambaşka bir şeydi o. Gelip orada kendi serisinin önünde oraya kanlı şekilde atması ve ondan sonra Nick Aldis'e falan da bakın itti, küfür etti. Şimdi burada şöyle, şöyle söylentiler var. İşte CM Punk'la Drew McIntyre is happening at SummerSlam. Büyük ihtimal diyor işte SummerSlam'da ya olacak diyor Drew McIntyre CM Punk. Bence olması da gerekiyor eğer e, yani çok net bir şekilde söyleyeyim. İyileştiği gibi kesinlikle bir SummerSlam maçıdır bu zaten. CM Punk'la Drew McIntyre'ın medical uh, status diyor. It was a get... Evet Chicago'da Drew'un bir alev, heat almasını saldık diyor işte böyle seyirciden reaksiyon tepki alması için falan yapılmış bir şeydi bu diyor. Çok doğru bence de. Justify why the match isn't happening sooner at Money in the Bank. Ya ben de bunu duydum. Bak işte Money in the Bank temel olur bilmem ne falan. Ama şimdi önümüzde bakın unutmayın. Ben bu videoyu çekerken perşembe günü Drew McIntyre'ın... Perşembe çekiyorum ilerleyen günlerde biliyorsunuz. Drew McIntyre, Sheamus ve Ilya Dragunov'un şeyi var. Raw'da Money in the Bank eleme maçı var. Orada ben Drew McIntyre'ın gideceğini düşünmüyorum. Bak Drew yerin dibini görüyor farkındaysanız. Sürekli işte kemer kazanıyor, kaybediyor, bir daha kazanmak istiyor, olmuyor, şampuan karışıyor falan derken artık en sonunda çıldırmaya başladı. Bu bence en doğrusu zaten. Dibi görecek herhalde. Money in the Bank'e de katılamayacak. Ben Dragonov'un katılacağını tahmin ediyorum mesela. Katılamayacak bir şeyler falan derken artık Money in the Bank'te de bir gerginlik merginlik. SummerSlam'da artık bunlar bir kapışsınlar çarpışsınlar. SummerSlam geç zaten bu komple bir WrestleMania maçıdır aslında. Ben çok keyif alıyorum bu süreçten ya. Valla çok iyi başarıyorlar bunu. Hatta VAT'ta bir tane anket yapmıştım. Onunla ilgili ileride içerikte çekeceğim. Çünkü hala oy geliyor. Anket kaçı buldum? 2005-3000'e doğru yaklaşmıştı galiba. Topluluğa gidin arkadaşlar. Toplukta birazcık aşağıya bir anket var orada. 4 tane seçenek sundum. Şu an bu 4 hikayeden hangisi en çok ilginizi çekiyor diye. Bu bayağı çekiyormuş yani. Belli. Tamam. reveals ya Bunun tam detayını bilmiyorum. Çok da araştırmadım. O yüzden bilgi sahibi olanlar varsa yazabilirlerse sevinirim. Sadece bundan bahsetmek istedim birazcık. Shane McMahon'le AEW'nin ne alaka hani anılmaya başladı? Bir şeyler miden diye söylendi? Tony Khan mı söyledi Shane McMahon'le ilgili bilmiyorum ama daha önce de haberler vardı. Tam bilgim yok. Eskiye dönüp de onlara da bakmadım. Bilgisi olan yazarsa çok sevinirim aşağıya. Shane McMahon her zaman işte kapımıza çıktır demiş Tony Khan Shane McMahon için. Ama hani şey gibi dedi Shane McMahon. Now, I own WCW gibi bir şey tabii ki de AEW olacak hali yok. Ee, ama ya yani olsa ne olur bilmiyorum ilginç bir şey olur mu ilgi çeker mi? Ben artık hani şeyinin o kadar büyük bir ilgi kaynağı olduğunu da düşünmüyorum doğru söylemek gerekirse. Hani AW için bu çok pozitif bir şey olacağını zannetmiyorum ama ilginç olur yani böyle bir şey yaşanırsa. Cody en büyük red flag'ini böyle en sevmediği red flag'ini göster söylemiş güreşte. Hemen özet geçiyorum bunları okudum zaten ben hepsini. Diyor ki bir tane eski güreşçi legend Kadroya gelip derse ki işte ben burada gençler için buradayım, gençleri yükselteceğim derse yalan söylüyordur diyor. Bu benim red Redflame diyor. Hiç boşuna zırvalama kardeşim demiş. Kendisi daha önce bir sürü güreşçiyle falan çalıştı böyle legendlarla falan. Hiç boşuna şey yapmayın. Çoğu zaman kendiniz için geliyorsunuz. Bu iş bu, size selfish company business Bu bencil bir iştir bu diyor yani. Kendin için para kazanmak için falan oradasın. Bir kez daha Sian Punk hatırlıyorsunuz. AEW'ye gitmişti ya. AEW'ye gittiği zaman ben hatırlıyorum mesela gençlerle çalışacağım bir şeyler. Bunları hatırlıyorum. WWE geldiğinde ne demişti hatırlıyorsunuz. Geldi göründü ondan sonraki ilk Raw'daydı yanılmıyorsam. Çıktığı zaman direkt şunu söylemişti. Ben buraya arkadaş edinmeyi para kazanmaya geldim demişti mesela. Bu da güzel bir şey. Cody diyor ki. Hapşuracağım galiba. Cody diyor ki. Hiç böyle legendlar gelip de ben burada gençleri yetiştireceğim falan filan. Evet bir iki tane kişiyle çalışır da onun dışında genel kendisi için çalışır. Abi para için çalışır falan diyor. Bunu da açık açık söylemiş bu arada. Helal olsun ben de katılıyorum. Matt Riddle. Şurada bir video var ancak benim ben şey kullanmıyorum. Instagram'ı bilgisayardan kullanmadığım için gözükmeyecek, gözükmüyor da o yüzden. Arkadaşlar, Metridla artık birthday, doğum günü partilerinde güreşmeye başlamış. Yani diyorsunuz ki Metridla, sen bir bok olmadı senden. Artık bundan sonra ne olur bilmiyorum. Al şu parayı, gel benim işte çocuğumun doğum günü var, git orada iki güreş. Ben şu an gerçekten merak ediyorum, bak bu videoyu çekerken izlemedim çünkü haberi okudum, ee, izleyemedim yani şeyden bakarım, telefondan bakarım bir ara. Metridla bayağı doğum günü partilerinde güreşmeye falan başlamış yani. Ya da belki bir seferlik bir şeydi. Kariyer mi yapacak buradan acaba? <laughs> Para karşılığı güreşiyorum doğum günlerinde. Gelin bakalım çocuklarınıza kötü örnek olunmasını istiyorsanız beni çağırın. Şimdi i̇ki tane oğul, iki tane güreşçi oğlu haberim var sonda. Bir tanesi Kevin Owens'ın oğlu ufak ufak başlamış wrestling ring, Güreşe İlk ilk adımlarını atmış arkadaşlar. Şimdi Kevin Owens'ın oğlunu hiç bilmiyorsanız şaşırabilirsiniz. Burada size açayım. Bakar mısınız şunun boyuna? Kevin Owens'a bakın, oğluna bakın. Bak. Al. Yani oğlu bu arada 1.95 falan galiba. Semize'nin 1.85 miydi? Öyle bir şeydi. Rahat 1.95 falan var gibi yani duruyor. Nasıl bu kadar? Maşallah yani. Helal olsun. Kemen olsun oğlu arkadaşlar. Güreşe ilk adımlarını atmış. Hayırlısı bakalım. Ne olacak bilmiyorum ama. Ee, ya boy her zaman avantaj sağlamıyor. Gerçekten hani şey değil iki hani on falan değil onu da söyleyeyim. Ee, çok aşırı da uzun değil ama yine de bayağı yani nasıl bu kadar iyileşmiş onu da <laughs> anlamadım yani. Hani şey olur genetik demek ki işte alıyor birinin tarafından anasının babasının tarafından da hani Kevin olsa çok aşırı uzun bir güreşi değil zaten yani. Şimdi buraya geçtik. Bu da son haberim. Nick Hogan arkadaşlar. Hulk Hogan'ın oğlu. Daha önce de zaten böyle kaza olaylarına falan karışmıştı. Yine böyle bir şey. Drive Under Influence. Bu da nedir? işte alkoldür ya da bir şey etkisinde, tür, araba sürerken yakalanmış, yakalanmıştı zaten. Bunu da, daha önce de haberini yapmıştım. Bir yıl pro Beşin almış, pro beshi de şey, e, şey nasıl çevireceğim ki bunu? Şartlı tahliye, Heh. Şartlı tahliye böyle, şartlı tahliye olmuş. İşte onu yapacağım, bunu yapacağım, bilmem ne yapmayacaksın, atıyorum araba sürmeyeceksin bir yıl falan gibi. Tam detayını şimdi inmeyeceğim. Abi Hogan'ın hoca'nın e, Bak bodycam diye hulk hogan comes out. görüyor musunuz bu oğlun işte yardımına falan geliyor hulk hogan geliyor o sırada falan böyle polisin şey bu bodycamı ben çok seviyorum sizde var mı bak bunu da varsa eğer bundan keyif alanlar aranızda böyle Amerikan polislerinin hep böyle şeyleri var youtube kanalları var böyle buralarındaki o bütün kameralardan sansürsüz falan tabi bazı yerleri youtube'un da sıkıntılı olacağı yerleri kapatıyorlar sansürlüyorlar da açık açık koyuyorlar bir de artı 18 uyarısı veriyorlar e, tabi sonuçta adam vurma falan olabiliyor. Amerika, ya Amerika'da bu tarz böyle çok olaylar olduğu için polislerin de böyle bir kısmı hep böyle maceralı şeylerin içinde olduklarından dolayı onları izlemek bana çok keyif veriyor ya. İlginç geliyor böyle hani film izliyormuş gibi oluyorum. Bazen de gerçeğin ta kendisini izliyorsun yani. Bak onlardan bir tanesi Hulk Hogan. Pişmanmış. Evet, çok üzgünüm falan filan diyor bu kaç oldu ama. Ya ben yıllardır Nick Hogan'ı hep biliyorum. Şurada da bir tane bak bu mesela. Toyota Supra'dır bu arada onu da söyleyeyim. Burada da baktım özellikle bilgisine. 2007 yılında böyle bir kaza ben lisedeydim o zaman. Tam hatırlamıyorum. Bunda başka şeyleri vardı ben. Amerika'dayken yine olmuştu bu tarz şeyleri. Ee, bunu hatırlamıyorum yani. 2007 yılında babasının suprasını tak diye vurmuş yine. Baksana ne hale getirmiş suprayı falan. O yüzden bu adam arkadaşlar topluma e, ee, sıkıntır. Hatta burada kaza yaptığı zaman yanındaki aynen bak. Neredeydi? John Grazino. Passenger. Yan koltuktaki kişi. Beyin hasarı geçirmiş abi kazadan sonra ve düzelmemiş yani. Will never recover. Hiçbir zaman düzelmemiş de yani. O yüzden bu adam topluma zarardır arkadaşlar. Tehdittir. Bu adam Hukuk'un oğlu dahi olsa. Bir dakika ya nasıl ya Türkiye'de ünlü birinin oğlu çocuğu falan olduğun zaman. Haberlerde çok büyük hate toplamıyorsan. Bu son şey vardı ya hatırlıyorsunuz Amerika'ya falan kaçtı. Cihan Timur mu ne? Öyle bir şey olmuyorsa genelde sıyrılıyorlar ve ben bu beni çok rahatsız ediyor yani. Ülkenin adalet şeyleri birazcık beni rahatsız ediyor. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Bugün Jacob Fatu'nun güreş hikayesi kanalda olacak ya da olmuştur siz bu videoyu izlerken. Keyifli seyirler dilerim. Görüşürüz.